Peki anlaşıldı Sayın Tan. Peki Sayın Tan anlaşıldı. Yo, süremden süreyi, biraz gitti. Süreyi, yani. Süreyi baştan alalım. Buyurun Sayın Sancaklı. Peki Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım ve bizleri televizyonları başında izleyen Büyük Türk Milleti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İki tane çok değerli bakanımız var. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi 2-3 konudan bahsetmek istiyorum tabii zamanım yettiğince. Birincisi bu spor yasası ile ilgili. Spor yasasını aslında 2 sene önce Sayın Bakan ve Gençlik Spor Bakanlığı'ndaki ekibi ciddi bir hazırlık yapmıştı. Fakat bu pandemiden dolayı biraz gecikti bu. Bu yasada bizim de ciddi katkımız var ve bir an önce de çıkmasını istiyoruz. Ama bazı elde olmayan nedenlerden dolayı biraz gecikti. En son durum bildiğim kadarıyla bütçeden sonra bu yasayı genel kurul salonuna getirip inşallah oy birliğiyle çıkaracağız. Çünkü bu yasa bir siyasi çalışma değildir. Bu siyaset üstü bir konudur. Çünkü neticede Türk sporunun geleceği bu. Şimdi bu yasayla ilgili paylaşmak istediğim 4-5 tane nokta var kısa kısa. Neden bu yasayı çıkarmak istiyoruz biz? Tabii bu yasa neden çıkması lazım? Birinci sırada kulüpler kötü yönetiliyor. Nasıl yönetiliyor? İsteyen istediği kadar para harcıyor. Kimse kimseye karışamıyor. Sorumluluk yok. Kulüpleri borç batağına götürüyorlar ve ondan sonra da ayrılıp gidiyorlar. Size biraz rakam vereyim. 31 Mayıs 2021 yani bundan aşağı yukarı 6 ay önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borcu 17.380 yani 17 milyar 380 milyon yani 17,5 milyar diyelim. 31 Mayıs'ta. 31 Mayıs'tan sonra ne oldu? İki tane önemli şey oldu. Bir, transferler yapıldı. Maşallah kulüpler 8'er 10'ar tane oyuncu aldılar. Bu paranın içinde yok. Üzerine de bu kur artışından sonra tahmini olarak 4 büyük kulübün borcu 25 milyar TL'ye geldi. Peki 25 milyar TL'nin sadece yıllık faizini düşünseniz, işte %20 ortalamadan desek 25 milyarın faizi yıllık aşağı yukarı ne yapıyor 5'e böyle 5 milyar lira. Yani kulüplerin böyle bir geliri yok ki zaten bu 5 milyar lira ödesinler. Bu borçlar nasıl oluştu? Kimin canı nasıl harcamak istiyorsa harcadı, çekti gitti ve ondan sonra da kulüplere kaldı bu. Bir tanesi bu. Ne olacak bu yasada? Maddenin bir tanesinde diyor ki kulüp başkanları ve yöneticiler bulundukları dönemden sorumludur. Borçlardan sorumludur. Yani geldi 10 milyon TL kulübün borcu var. 3 sene yöneticilik yaptılar 100 milyona çıktı. Hadi ben gidiyorum yok. O 90 milyonu cebinden ödeyecekler. Onun için bu yasadaki bu madde çok önemli. İkincisi hep sporun dışındakiler yönetiyor diye konuşuyoruz ya, haklı bir serzenişte bulunuyoruz. Bütün federasyonlarda en az yönetim kurulunda 2 tane o branşta milli olmuş sporcu olacak. Yani bu milli sporcular da artık sporun yönetiminde olacaklar. En az 2 tane. Bildiğim kadarıyla yönetimlerde 10-12 kişi oluyor. Demek ki bir %20 oranında en az o branşta milli olmuş sporcular yöneticilik yapacak. Üçüncüsü, maddelerden bir tanesi, kulüplere yatırımcı gelmesi olanağı sağlanacak. Yani kulüpler biraz daha fazla şirketleşme yolu açılacak ki bir iş adamı mantığıyla yönetilirse finansal olarak bu sıkıntılara düşmeyecekler. Bir tanesi daha denetleme. Maalesef iyi denetlenmiyordu kulüplerimiz. İyi denetlenmediği için de istedikleri gibi hareket ediyordu. Şu anda birkaç mekanizma, denetleme mekanizması devreye girecek ve kulüpler ciddi manada denetlenecek. Güzel bir madde daha var. Hep şikayet ediyoruz ya, birçok insan, birçok iş adamı, birçok gayrimeşru adam sporun içine girip kendini temizliyor, aklamaya çalışıyor diye. Maddenin bir tanesinde birçok suç yazıldı. Bu suçları işleyenler hayatları boyunca hiçbir spor branşında, hiçbir federasyonda hayatları boyunca yöneticilik yapamayacaklar. Mesela maddelerden bir tanesinde, daha doğrusu maddelerden değil de suçlardan bir tanesi de ihaleye fesat karıştırmak dersem, ne demek istediğimizi anlarsınız. Şimdi tabii bunları biz anlatınca diyorlar ki yönetici bulamazsınız yönetecek eğer böyle yaparsanız. Nasıl bulamayacağız? Yani Türkiye'de biz 1000 tane namuslu, şerefli, haysiyetli, bilen adam mı bulamayacağız 85 milyonun içerisinde? Tabii ki bulacağız. Ama bu onların dümeni. Biz gidersek Türk futbolu şöyle olur, Türk sporu böyle olur. Zaten bu hale siz getirdiniz. Size kötü bir haberim var.
bu yasa çıktıktan sonra tahmin ediyorum %80'i %90'ı zaten gideceksiniz. Şimdi ikinci bir konuya değinmek istiyorum. Ha tabii bu yasayla ilgili de Sayın Bakanımızın ve ekibinin çok ciddi çalışması var. Bir kendisine de bir teşekkürümüzü de borç biliyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. İş buraya getirdiniz. İnşallah da beraber çıkacağız. Siz de sizin döneminizde çıktığı için tarihe geçeceksiniz. İkinci bir konu var. Tahmin ediyorum bu konuyu söylediğimde güzel bir alkış alacağım. Şimdi tabii bizim bir hayalimiz vardı. Türk dünyasını kurmak, dünyayı yönetmek gibi. Şükürler olsun ki Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Bu Türk Devletleri Teşkilatı kurulduğunda alkışın büyüğünü birazdan alacağım açıkladığım zaman. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu, ne oldu? Bu teşkilat Türk Devletleri'ni ekonomik, kültürel, sosyolojik olarak yakınlaştıracak ve güçlendirecek. E tabi tam da burada aklımıza ne geldi bizim? Ne geldi aklımıza? Türk Dünyası Olimpiyatları arkadaşlar. Buna da herhalde herkes evet diyecek. Bu Türk Dünyası Olimpiyatları ne kazandıracak bize? Bizim atasporlarımız var 5000 yıllık. Ama bunlar bu modern olimpiyatların hiçbir yerinde yoklar ve dünyanın birçok yerinden de tanınmıyorlar. Mesela güreşler var. Yağlı güreş, aba güreşi, kuşak, şalvar gibi. Mesela cirit atma var. Atın üzerinde cirit. Olimpiyatlarda olsa millet bayılır buna ama tanımıyorlar yani. Mesela matrak var. Atlı okçuluk var. Rahvan yarışları var. Kılıç sporları var. Bunlar bizim 5000 yıllık atasporlarımız. İşte biz milli değerlerimizin bir parçası olan atasporlarımızı sportif faaliyetlerle gelecek nesillere taşıyabiliriz. Ve bunu bütün dünyaya öğretebiliriz. Bu sadece Türk dünyasında değil, bence bütün dünyada ses getirecek ve bunlar izlendikten sonra belki de bunların bir kısmı modern olimpiyatlarda yarışacak ve dünya bu sporları tanıyacak. Onun için bu konuda da böyle bir isteğimiz var, arzumuz var, fikrimiz var. Bu tahmin ediyorum ortak fikrimiz. İnşallah bugünleri de göreceğiz Türk dünyası olimpiyatlarını. Şimdi tabii çabuk çabuk üçüncü bir konu var. Bu spor yasasını bitirdikten sonra daha önce de anlattım. Bunu bir kez daha anlatıyorum. Devamını anlatacağım ve bu projeyi uygulamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bu proje nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı vizyon proje. Kısaca bahsedeyim hemen vaktim yettiğince. Şimdi Türkiye'de %34 obezite var. %31 aşırı kiloyla mücadele var. Yani Türkiye'de bulunan insanların, meclistekiler de dahil, %65'i ya obez ya aşırı kiloyla uğraşıyoruz. Peki bu ne getiriyor? Hasta bir toplum getiriyor. Aramızda hastalığı olmayan kimse yoktur. Bunun da en büyük nedeni bizim spor kültürümüz yok. Tabii ki beslenmeyle alakalı birçok daha nedeni var ama spor kültürümüz yok. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak şu dönem kapanmadan şöyle bir yasayı çıkarıp hayata geçirebilirsek çok yerinde bir hareket olacak ve Türkiye'nin önümüzdeki neslini yetiştirecek, sağlam bir nesil yetiştirecek bir duruma geleceğiz. Bu proje nedir mesela? İlkokula başlarken de 6 yaşında çocuğun fiziğine göre, ailesindeki sportif yapıya göre, isteğine göre bir spor branşı verilecek kendisine. Bir de sanatsal bir branş verilecek. Ve en az haftada 5 saat spor yapacak, sanat yapacak. Hafta sonları da okullar arası müsabakalarda oynayacak. Liseyi bitiren bir çocuk 12 sene spor ve sanat yapmış olacak. Üstüne 5 sene daha koyarsak üniversiteyi 23 yaşına gelmiş bir çocuk 16, 17, 18 sene spor ve sanat yapmış olacak. Peki dün burada grup başkanımız açıkladı, dedi ki Türkiye'nin en büyük bütçelerinden bir tane Sağlık Bakanlığı'na harcanıyor. Binlerce hastaneler var, modern hastaneler yapıldı, bu kadar para harcıyoruz ilaçlara. Peki bu hastaneler niye yapılıyor bu kadar? Her gittiğiniz hastanede de kuyruk var maşallah. Bu bizim hasta bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Peki biz bunu böyle devam edersek şu anda %65, 10 sene sonra %70, 20 sene sonra %80, 40 sene sonra, 50 sene sonra %100 obez olmuş, hastalıklarla boğuşan bir toplumuz. Peki biz bunu nasıl yapacağız işte? Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı beraber bu projeyi başlatacağız. Peki 23 senenin
18 senesi, 17 sene spor yapmış bir insan düşünün. Bundan sonraki hayatında spor yapmaya devam eder mi? Mutlaka devam eder. Peki bu kadar spor yapan... Tamamlayalım lütfen. Bu kadar spor yapan bir nesil hastalanır mı? Hayır, hastalanmaz. Peki bu kadar hastaneye gerek kalacak mı? Bu kadar ilaca gerek kalacak mı? Bu kadar sağlığa gerek kalacak mı? Sağlık harcamalarına? Tabii ki gerek kalmayacak. En az yarı yarıya azalacak. O zaman burada Sağlık Bakanlığı'na harcadığımız, tekrardan oraya boşuna harcadığımız, hastalıklardan dolayı harcadığımız fazla bütçeyi tekrar Milli Eğitim'e ve Spor Bakanlığı'na kaydırırsak ne olacak? Ne olacak ben size söyleyeyim. Uyuşturucu bir kere spor kültürümüz olacak. Ondan sonra hayat boyu devam edecek. Bir nesil değişecek. Yani 15-20 senede biz sağlıklı, spor yapan, sanat yapan, sağlam kafalı, sağlam vücutlu bir nesil yetiştireceğiz. Tabii ne olacak? Uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan kurtulmuş bir gençlik olacak. Ne olacak? Hem ruhen hem bedenen sağlıklı bir nesil olacak. Ne olacak? Diyoruz ya, milli takımlara oyuncu yetişmiyor, altyapıdan oyuncu yetişmiyor. Alın size milyonlarca altyapıdan oyuncu. Bunların iyileri... Kaptan, bir dakika eksik kullanmış bir arkadaşımız, onu da size veriyorum. Çünkü hepimizi ilgilendiren bir konu. Bir dakika, son bir dakika, buyurun. Teşekkür ederim. Milli takımlarımıza oyuncu yetişmiyor. Yetişmiyor tabii. Tarlaya bir şey ekmezsen sonra bekliyorsun oradan bir şey çıksın diyor. Ürün koyacaksın, filizlenecek, tohum atacaksın, filizlenecek, gübre atacaksın, su atacaksın ki oradan bir verim alasın. Biz bunları yapmıyoruz. Alın size bu projeyle milyonlarca genç, spor yapan, sanat yapan. Bunların arasındaki en yetenekliler milli takımlara gidecekler. Sanatsal olarak en yetenekliler de sanatına devam edecekler. Ülkenin sporuna ve sanatına şey katacaklar, katkı sağlayacaklar. Bir de bunları kimlerle yapacağız biz? Bu kadar okulda öğretmen var. Arkadaşlar, 60 bine yakın BESYO mezunu boşta şu anda öğretmen var. Bunların hepsini yapabilecek kapasitede insanlar, öğretmenler bunun için eğitim aldılar ve bundan sonra da hem iş bulmuş olacaklar hem de yeni nesili üretmek için, yeni nesile katkı sağlamak için olacaklar. Şimdilik vaktim bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vakit olduğu zaman biraz daha anlatacağım. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına son konuşmacı Mersin Milletvekili Sayın Olcay Kılavuz. Buyurun Sayın Kılavuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen Büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Türkiye sahip olduğu genç nüfusuyla yüksek öneme sahip bir ülkedir. Bu noktada Türk gençliğinin enerji ve potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, Türk gençliğine yönelik yatırımları ve politikaları artırmak, Türk gençliğinin misyonu, vizyonu ve hedeflerini zaferlerle taçlandırmak, Türk vatanı ve Türk milleti adına ciddi bir kazanım olacaktır. Unutulmamalıdır ki gençliğe yatırım yapmayan ülkelerin sonu hüsrandır. Türkiye spor altyapısıyla, sporda tesisleşme atılımlarıyla, sportif yetenek taramasıyla, milli sporcu bursu uygulamasıyla, gençlik ve sporcu eğitim merkezlerindeki çok yönlü faaliyetleriyle başarılı çalışmalara imza atmıştır. En çok madalya ve en fazla spor branşında kazandığımız Tokyo 2020 ilklerin olimpiyatı olmuştur. Tarihi ve kültürel altyapısıyla spor turizmi potansiyeli taşıyan ülkemizde, teröristlerden temizlenen bölgelerin sporla ihya edilmesi adına düzenlenen Cudi tenis turnuvası, Diyarbakır Atletizm Şampiyonası, Van'da Futsal Ligi Türkiye'de şampiyonası, Zapsuyu'nda rafting, Hani'de yamaç paraşütü turnuvaları, kayak ve su sporları gibi etkinlikler bölgemiz ve ülkemiz adına oldukça sevindirici ve gurur vericidir. Gençlik Spor Bakanlığımızın Türk gençliğine ve Türk sporuna yönelik yapmış olduğu çalışmalardan ötürü Sayın Bakanımızın şahsında
tüm bakanlık çalışanlarımıza ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil eden al bayrağımızı şanla, şerefle dalgalandırıp göğsümüzü kabartan milli sporcularımıza teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunuyor. Başarılarının devamını diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk gençliği geleceğin mimarı ve mihmandarı, Türk milletinin ışığı, Türk bayrağının şerefli taşıyıcısıdır. Türk gençliği ne mutlu Türk'üm diyene demekten gurur duyan, muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kanda bulan, Türk istiklal ve cumhuriyetinin muhafızı olan kahramanlardır. Türk gençliği kültür emperyalizminin her türlü yıkıcı etkisine karşı muhafaza etmek, Türk kültür ve medeniyetinden beslenerek tarih şuuruyla yetiştirmek, değerlerin aşındığı günümüzde milli ve manevi değerlerle bütünleştirmek, kimliksiz ve kişiliksiz bireylerin yaratılmak istendiği çağımızda milli kimliğini güçlendirmesi noktasında çalışmalara hız vermek gençlik politikamızın temelini oluşturmalıdır. Gençliğe yönelik çalışmalarda aynı hedeflere odaklı sivil toplum kuruluşlarının da önemi büyüktür. Türk gençliğine vatan, millet, devlet, bayrak ve mukaddesat sevgisini kazandıran Bilge Kağan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e, Ulu Türk büyüklerinin anlamını kavratan Hoca Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaşi Veli'ye, Ebu Hanife'den İmam Maturidi'ye, iman ocağını harlatan Mimar Sinan'dan Itri'ye, Huzuli'den Şeyh Galib'e, Türk'ün estetik ruhunu aktaran Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın varlığı Türk gençliği adına büyük bir önem arz etmektedir. Gazi Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünden temel alan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in "Buluşma yerimiz ne doğudur, ne batıdır, ne kuzeydir, ne güneydir. Buluşma yerimiz büyük Türkiye'dir. Buluşma noktamız Türk'ün kafası, Türk'ün kalbi, Türk'ün cevheri aslisidir" sözünü rehber yapan liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in tarihine, kültürüne, medeniyetine, öz değerlerine, inançlarına ve ruh yapısına sımsıkı bağlı, haraba kul olmayan, hüsrana uğramayan, nefsine teslim olmayan, Kızıl Elma'ya, Turan ülküsüne yükseldikçe yükselme kararlılığıyla ilahi kelimetullah'a giden bir gençlik ifadesini şiar edinen, eğitimden spora, kültürden sanata, nice marka projelere imza atıp gurur verici çalışmalar yapan Ülke Ocakları'na ve Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın şahsında tüm başkanlarımıza teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın Ülke Ocakları. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk gençliğine yönelik oyunlar, tuzaklar ve algı yönetimleri devam etmektedir. Türk gençliğini X, Y, Z diyerek kuşaklara ayırıp politik fayda devşiren, sorunlarını istismar ederek politikalarına alet eden kökü karanlıklarda olan anlayışlara, Türk gençliğinin deistleştiğini ve ateistleştiğini iddia eden kara propagandalara karşı mücadele etmek temel vazifemizdir. Bunun yanı sıra sokak röportajlarında Türk gençliğinin bu vatana aidiyetlerinin ekonomik faktörler üzerinden konumlandırma çabaları oldukça tehlikeli bir oyundur. İki çorabından birini Kuvayi Milliye'ye bağışlayan özveri ve fedakarlık destanları yazan bu asil milletin evlatlarının bu vatana ve bu millete olan sevgisi, aidiyeti ve mensubiyeti parayla değiştirmesini beklemek, buna yönelik içeriği zehirli sorular yöneltmek Türk gençliğine en büyük ihanettir. Türk gençliği sadece maddi kazanım gayesi taşıyan ekonomik bir varlık değildir. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak azmin, cesaretin ve imanın kalesidir. Biliyorsunuz ki sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Türk gençliği dünyanın öbür ucunda da olsa hayallerini başka ülkelerde gerçekleştirmeyecek. Aklı, ruhu ve kalbi bu vatanda, bu milletle birlikte atacaktır. Türk gençliğini sokakta bulmadık, sokakta kaybetmeyeceğiz. Asrın belası ve musibeti olarak tanımladığımız
terör örgütlerinin en büyük finans kaynağı olduğu için milli güvenlik meselesi olarak adlandırdığımız, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı yürütülen başarılı mücadele devlet, millet, aile ve sivil toplum işbirliğiyle seferberlik ruhuyla topyekün devam ettirilmeli, ciddi ve kapsamlı bir eylem planı ortaya konularak sonuç alıcı çalışmalar yapılmalıdır. Buradan uyuşturucu ile mücadeleden dem vurup terörün ve teröristlerin bezirganlığını yapanların riyakarlığı da net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Türk gençliği en çok da bu teröristlerin sözcülerinden korunmalıdır. Gençlik üzerinde olumsuz etkileri olan TV dizileri ve yarışma programlarının kaldırılması konusunda girişimlerde bulunmak, kumarı, bahsi ve her türlü ahlak dışı tutum ve davranışı özendiren video paylaşım sitelerindeki reklamları engellemek, sosyal medya platformlarını denetleyip özellikle bazı uygulamalardaki rezaletlere son vermek, cep telefonu ve internet bağımlılığı ile şiddeti tetikleyen bilgisayar oyunlarına karşı önlem almak hayati öneme sahiptir. Ayrıca burs ve öğrenim kredilerinin ihtiyaçlara cevap verecek bir biçimde düzenlenmesi, öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde faizin mutlak surette kaldırılması elzemdir. Öğrenci yurtlarında öğrencilerin vakit geçireceği kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerinin artırılması, yurt ücretlerinin sembolik seviyelere çekilmesi, sadece eğitim ve kültür harcamalarında kullanılmak üzere karşılıksız eğitim çeki verilmesi Türk gençliği adına beklentimizdir. Türk soylu devletlerle düzenlenen geleneksel Türk spor oyunlarının sürdürülmesi, Türk dünyası gençliğini kapsayacak gençlik kamplarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması ise önemlidir. Son olarak seçim bölgem olan Mersin'in geçmişte olduğu gibi gelecekte de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam etmesi, Mersin'imizin spor şehri ve spor turizmiyle anılmasını sağlayacak çalışmaların sürdürülmesi beklentimizdir. Bunun yanı sıra Anamur'da, Gülnar'da, Aydıncık'ta, Bozyazı'da, Mut'ta, Silifke'de, Erdemli'de, Mezitli'de, Yenişehir'de, Akdeniz'de, Toroslar'da, Tarsus ve Çamlıyayla'da ihtiyaç duyulan spor tesislerinin ve gençlik merkezlerinin yapılması taleplerimiz arasındadır. Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan koşmana bak sen, çatlarsa doğuran kısrak utansın. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçemizin vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun söz talebi, talepleri karşılandı.